Ankara'dan kim? Evet sevgili izleyiciler, bir kez daha karşınızdayız. Asıl meseleye hoş geldiniz. Birinci bölümde Profesör Doktor Şener Üşümesoy vardı ve görseller üzerinden açıklamalar yaptı. Bu bölümde deprem tahmin uzmanı Sayın Kadir Sütçü konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tabii hemen Ankara'ya da dönelim. Ankara'da da daimi yorumcumuz Serdar Arseven olacak. Serdar Bey, hayırlı akşamlar, iyi akşamlar. Size de efendim ve konunuza da hayırlı akşamlar. Bütün izleyicilerimize de hayırlı akşamlar efendim. Serdar Bey, önce Kadir Bey'e döneceğim. Size sonra döneceğim. Ama tabii siz de izlerken Kadir Bey'e soru yöneltebilirsiniz. Ya da tamam. O arada söylemek istediğinizi söyleyebilirsiniz. Çünkü Kadir Bey'in söyleyecekleri biraz tamam ilginç açıkçası. Ya da ilginç şeyler söyleyecek. Şimdi baktığım kadarıyla diyorsunuz ki canlıların çeşitli tepkileri vardır. Ve her canlı, gerek ağaç, bitki ya da hayvan olsun, depremler öncesinde bir alarm, bir sinyal verirler, bir değişim gösterirler. Mesela bir erik ağacının erken çiçek açması bile bir doğadaki anormalliği gösterir. Sonra meteorolojik olaylara değiniyorsunuz. Depremin bir enerji oluşturduğunu, bu deprem olduktan sonra enerjinin de atmosfere gittiğini ve atmosferde çeşitli doğa olaylarının neden olduğunu söylüyorsunuz. Okuduğum, baktığım, videolarınızı izlediğim kadarıyla bunları söylüyorsunuz. Önce kendinizi niye deprem tahmin uzmanı olarak nitelendirdiniz? Türkiye'de böyle bir bölüm var mı? Ya da tahminlerdeki başarı oranınız nedir? Açıkçası bunu merak ettim. Önce bunu bir söyleyin, sonra yine soru cevap şeklinde devam edelim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben deprem tahminci uzmanı diyorum. Çünkü şu andaki mevcut bilimde meteorolojide hava tahmin uzmanları var. Ama jeoloji, jeofizik, sismolojide deprem tahmin uzmanlığı yok. Bu nedenle biz de 20 yıldır bu konuda çalışıyoruz. Yaklaşık olarak üniversiteler 4 yıl ise 20 yılda birçok üniversiteyi bitirmiş oldum. Ve bütün alanım, yani 18 saat üzerinden tamamıyla depremler nasıl tahmin edilir çalışmaktayım. 2012 yılında emekli oldum ve hala çalışıyorum. Hem de tempoyu düşürmeden çalışıyorum. Bu nedenle her canlı bir deprem bilimci ve depremi bilendir. Ama bunu sistematik şekilde incelerseniz görebiliyorsunuz. İncelemezseniz deprem sadece sarsıntıdır, enerji boşalmasıdır deyip geçebiliyorsunuz. Peki her canlı depremin habercisidir. Yani evet. Çeşitli gözlemlerinin sonuç. Mesela son tahmininiz neydi? Ya da bu tahminden önce hangi canlıda ne gibi değişiklik gördünüz? Ya da genel olarak önce bu tahmin yöntemini bize aktarır mısınız? Diyelim bir yılandan mı yola çıkıyorsunuz? Bir karıncadan mı yola çıkıyorsunuz? Ya da affedersiniz biz köpek avlamasından mı yola çıkıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz mesela? Tahmin yöntemi nedir burada? 11 Kasım 1999 günü bahçemde gezerken bir erik ağacının gövdesinde karıncalar çay pozası şeklinde kümeleşmişti. 12 Kasım'da da Düzce depremi oldu. O zaman tam bu söylediğim karıncalar ağaç bedeninde? Evet, ağaç gövdesinde kümeleşmişti. Hı hı. Ben Gazi Osman Paşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Meslek Yüksekokulu konservecilik mezunuyum. Yani işim ziraattı. Daha sonra da Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce bölümünü bitirdikten sonra öğretmen oldum. İki üniversiteyi orada bitirdikten sonra 5 tane üniversitede daha eğitim aldım ve pedagojik formasyon olarak öğretmenlere hizmetçi eğitimde kurslar verirken proje yaptıran öğretim görevlisi unvanını aldık. Ve bu bütün öğretmenlere proje yaptırırken bir projede ben yapacağım dedim. Hı hı. Ve hiç bilinmeyen bir olay olsun dedim. 11 Kasım 1999'da gördüğüm o karıncaların depremden kaçtığını düşünerek önce koloni kurmak için çalıştım. Karınca nasıl depremden kaçar? Yani sesi mi hisseder? Ne hisseder? Yani deprem önceden bir enerji açığa çıkarır, ısısından mı kaçar? Evet, çok güzel bir soru. Bu soruyu böyle soran olmadı gerçekten daha teşekkür çok ederim. Yani hayvanlar mutlaka bir tepkime gösteriyor. Şimdi
11 Kasım 1999'da bahçede gezerken karıncaların o kümeleşmesini, ziraatı bitirdiğim için de Ziraat Fakültesi'ne dikkatimi çekti. Neden bu kümeleşme olur dedim. 12 Kasım'da Düzce depremi olunca bunlar mutlaka depremden kaçtı. Ha, daha önceden böyle bir şey tabii bilmiyordunuz. Siz sadece dikkatinizi çekti. Hayır, yani depremden bir gün önce bunlar kümeleşmişse bir şey vardır diye. Evet. Peki. Evet. Sonra? Dikkatimi çekti ve karıncaları inceleyebilmek için de koloni kurmak lazım. Yaz mevsiminde bahçede yapacaksınız ama kış mevsiminde nerede inceleyeceksiniz? Evin evin köşelerine koloni oluşturdum. Karıncalarla? Evet, koloni. Karıncalarla. Tabii eşim bilmiyordu. Daha sonra eşime söyledim. Sonra özür diledim ondan. O da inandığı zaman birlikte incelemeye başladı. Peki. Ve böylece serüven başladı. Tamam. O dediğiniz tarihten sonra irili ufaklı birçok deprem oldu. 2012. O karıncalarda ne gibi şimdi değişti? Onu söyleyeceğim. Şimdi, 2012 şimdi, yılında laboratuvar kurdum. Karıncaları. Koloniler oluşturduktan sonra. Laboratuvar kurduktan sonra ben karınca kolonilerine bal verdim. Bizim usta dedi ki bu karıncalar çıkmaz ya dedi. Tamam dedim. Şimdi o çıkmaz dedik ama karıncalar 10 dakika sonra balın üzerine gelmeye başladılar yuvayı yaptıktan sonra. Biz karıncaların yuvasını kendimiz yapıyoruz. Çünkü karıncanın yuvasını yerde bulup hortumlarla beraber çıkışını sağlıyoruz. Yani karıncanın yuvasını bilmezseniz zaten deprem tahminini yapamazsınız. Sonra ne oldu? Sonra karıncaları ben izlerken usta el arabasında mala var. Malayı el arabasına bir vurduğunda benim karıncaların hepsi yuvaya kaçtı. 4 metre uzaktan. O zaman sese duyarlı karıncalar dedim. İşte sizin sorunuza cevap bu. Sese duyarlı. Sese duyarlı. Evet, sese duyarlı. Yani yer altındaki kütlelerin birbirine sürtünmesinden dolayı çıkan sesi hayvanlar algılıyor. Ayrıca gaz da çıkıyor tabii onunla beraber, partiküller de çıkıyor. Onu algılıyor. Algıladıktan sonra karıncalar yuvadan balın üzerine kaçıyor. Balın üzerine kaçtığı zaman ölüm olursa İstanbul'da deprem olacak diyoruz. Ölüm olmazsa İstanbul'un dışına. Tamam, son Silivri depremi. Son Silivri depremi. 5.7. Ondan önce o karıncalarda bir değişiklik evet, gözlediniz mi? Evet, kolonimiz ölmüştü. Ciddi. O nedenle o depremi... Depremden kaç gün önce öldüler? 14 Eylül'de başlamıştı hareketlenmeye. 17 Eylül'de ölmeye başladı. 24 Eylül'de 4.5 oldu. Daha sonra yükseldi. Ve böylece bu karıncalarımız da o depremi bilmiş oldu. Ondan sonra... Biz 30 Aralık 2019 tarihinde deprem kestirim konusunda patent almaya karar verdik. Karıncaları öldüren bahsettiğiniz deprem esnasında ya da öncesinde ortaya çıkan o gaz mı? Karıncaların duyargaçları ayaklarının içinde olduğu için sanıyorum ki o sesten sersemleniyor ve balın üzerine geliyor. Balın üzerine geldiği zaman yiyecek üzerine geliyor. Ha, şuradan irtibat kuracaktım. Hani balık ölümleri de oluyor ya. Acaba o gaz balıkları da mı öldürüyor diye de pek alakası yok herhalde. Eğer faili meçhulsa balıkları evet öldürüyor. Faili meçhulsa yani herhangi bir fabrika atığı falan değilse normal duru oksijeni bol olan bir suda yine de balık ölüyorsa o da bir depremin habercisidir. O bir depremin habercisidir evet. Zaten onu takip ediyorum basından özellikle. Son dönemde hani balık ölümleri gündeme geldi ya. Ama oradaki oksijen... O zehirden öldü. Tabii tamam. Onu... O farklı bir olay. Fark ediyor. Peki 99 depremi öncesi böyle toplu balık ölümleri oldu mu? Şimdi 99 depremi zaten öncesi. Eğer bilimsel olarak düşünecek olursak 99 depremi ve Kobe depremi öncesi hem Japonya'da araştırma yapan hem de Türkiye'de araştırma yapan iki tane profesörümüz var. Bunlar araştırmışlar. Türkiye'de 99 depreminden önce 450 tanıktan 1026 parametrenin hareket ettiğini tespit etmişler. Bu 1026 parametreden %34'ü hava olayları, %50'si hayvan davranışlarıyla ilgili. Peki 99'da bu varsayım varsa neden araştırılmıyor acaba? Bu soru. Neden araştırılmıyor sistematik bir şekilde? Araştıranlara niçin hemen durdurma çağrısı yapıyorlar?
Yani sen kötüsün, tukaka, bunu yapamazsın. Hem destek olmazlar, hem köstek olurlar. Sebebi nedir acaba? Peki. Buradaki sebep sanıyorum ki, şimdi biraz sonra başlayacağız zaten onun anlatımına. Sıcaklıkla depremin ilgisi var mı? Basınçla var mı? Rüzgarla var mı? Tüm canlılarla var mı? Evet, var. Şimdi bu arada İkbal Gürpınar Hanım sizi tanıyor mu bilmiyorum. Yazmış ki lütfen Kadir Bey'in kendisini ifade etmesine müsaade buyurun diye. Süremiz biraz kısıtlı olduğu için bir an önce konuya geçmek istedim. Eğer 2-3 saatlik bir sürem olsaydı izin verecektim. Hani daha geniş bir şekilde konuşmasına, ama çok az bir sürem kaldı o yüzden. Şimdi hanıma teşekkür ederim. Tabii ki tanıyorum. Kendisi de zaten sizin meslektaşınızdır, sunucudur, yazardır ayrıca. Çok teşekkür ediyorum. Projeye çok destek oluyor. Biz 30 saatte her meraklıya deprem tahminçisi yapacağız. Kaç hafta? Buradan 30 saat. 30 saat, evet. Günlük bir saat. Günlük bir saat olarak buradan Cumhurbaşkanıma da sesleniyorum. Eğer izin verirse herhangi bir uluslararası TV'de beni 30 saat dinleyen her meraklı deprem tahminçisi olacaktır. Şu anda bunun 2,5 dönem olayını sosyal medyada yaptım ve başarı sağladım. Bu nedenle eğer Sayın Cumhurbaşkanım buna izin vermezse, dünyadaki devletlerin devlet başkanlarına sizin kanalınızda duyuru yapıyorum. Onlardan herhangi birisi istediği takdirde yine dünyada herhangi bir yerde 30 saat ders vermek kaydıyla, deprem tahmin kursunun derslerini vermek kaydıyla. Bu kadar basit mi? Yani ben size bir deprem ay olursam günde olacak. Bir saat ben bir deprem tahminçisi olabilir miyim? Evet. İlginç. Şu aklıma geldi, balık ölümleri dedik, karınca ölümleri dedik. Son dönemde Karadeniz bölgesinde özellikle yılanların dışarı çıktığını görüyoruz. Tabii bu yılanların dışarı çıkması kış mevsiminde anlarım. Ama yaz mevsiminde sadece lokal bir yerde çıkarsa... Doğal mıdır? Bu doğal olarak görüyorum, ama bu bölgesel olarak olursa bunu doğal olarak karşılamam. Yılanlar ne gibi tepki verir? Şimdi yılanlar kış mevsiminde karın üzerine çıktığında büyük deprem işaretidir bu. Yaz mevsiminde... mı sesten ürktüğü için yukarı çıkar, tıpkı karınca gibi? Sanıyorum ki o depremi algılayan bir hisleri var, o hislerden. Ama çıkar diyorsunuz. Tabii. Yani sadece yılan karınca değil de o halde bütün sürüngenler, tüm canlılar ama. Bu sadece yılanla, karıncayla, bilmem şununla, bununla değil. Dünyada ne kadar canlı varsa deprem bilimcidir. Depremi bilir. Bulutlar oluyor zaman zaman. Ama yani bunu fark ettirmek gerekiyor. Şimdi zaman zaman böyle çizik çizik bulutlar oluyor. Sanki adeta. Biraz sonra oradan uydu görüntülerini tamam. O halde bir Ankara'ya dönelim Serdar Bey. Tabii. Sonra orada blok halinde size anlattıralım ya da anlatın. Tamam. Rica edeceğiz sizden. Serdar Bey, sormak istediğiniz bir şey var mı? Ya da ilginç bulduğunuz. Evet. Bence gayet ilginç. Evet. Çok ilginç. Şimdi sürekli olarak deprem oluyor. Hatta bir ara ben kafayı taktım. Deprem olmadığı an yok belki. İşte 2 oluyor, 1 oluyor, 3 oluyor, 3,5 oluyor. Belli hani bütün depremlerde bu mu oluyor, yoksa hani tehlikeli, yıkıcı olan depremleri mi bu şekilde haber alabiliriz? Bir de bayağı önceden alınabiliyor galiba. Mesela deprem olacaksa ne kadar zaman öncesinden bu bize bu haber olarak gelir, işte hayvanlar üzerinden vesaire. Ne kadarlık bir vaktimiz olur? Tabii biz bunu 72 saat öncesi olarak belirledik daha önce. Ama büyüklüğe göre de değişiyor. Hı. Yani 2-0'lık bir depremi 72 saat önceden bildireceğim derseniz yanlış olur. 2-0'lık bir deprem zaten kendini gösteriyor ve bir gün içinde oluyor. Yani bununla ilgili herhangi bir problem yok. Ama büyük depremler kendini daha önceden haber olarak gösteriyor, habercileri gönderiyor. Yani enerji gönderiyor yerden. Şimdi fay yani diyorsunuz. Hocam özür dilerim. Hı? Mesela bir hafta evvelden siz tespit ederseniz bu büyük bir deprem olacak anlamına mı gelir? Hayır, onu takip ediyoruz biz. Büyük deprem olacağını yazıyoruz sayfamıza zaten. Sayfamızda onu şimdi
büyük bir şekilde enerji... Serdar Bey aslında tam şunu sormak istedim. Hani dediniz ya, anladım ikilik, yani. İkilik bir depremi tam olarak önceden, büyük depremse önceden biliyorum. Eğer bir hafta önceden kestirdiyseniz demek ki çok büyük bir deprem olacak. 10 tane deprem tahmin sistemim var. Eğer 3D sistemi ise 3 ay önceden tahmin edebiliyoruz. Bunun başarı oranı %80. Buna dünya depremleri domino sistemi diyoruz. Mesela 3 ay önceden mi dediniz? Evet, 3 ay önceden. Dünya depremi... Yani şöyle 7-10'da 2 dedi ya geçen bir profesör. Evet. Hocam, İstanbul'da dedi 7-10'da 2'lik bir deprem bekliyoruz dedi. Allah korusun 7-10'da 2'lik bir deprem olacaksa siz bunu işte şu kadar zaman önceden bilirim diyebiliyor musunuz? Hayvanlara şimdi, bakarak falan. Bakın bir deprem olduktan sonra, büyük bir deprem olduktan sonra onun enlemini alıyoruz. Onun enlemini aldıktan sonra o enlemde nerede deprem olacağını işaretleriz. Bir de boylamını işaretleriz. Bu depremde başarı oranımız bizim 3D sisteminde %80 başarı oranımız var. 3D sisteminde ama. Yani 10 tane deprem olduktan sonra mı dediniz hocam? Evet, bir deprem oldu diyelim ki 7.2. Ondan sonra nerede deprem olur? 3 aylık süreyle yapıyoruz onu. O 7.2'yi tahmin edemiyor musunuz? 7.2'yi zaten tahmin ettikten sonra diğer depremler. Tamam. Evet. Kafa karıştı. Birbiriyle domino taşı gibi yıkıma olayıdır bu. Aynı enlem. Tamam, onu biz netleştirelim. Şimdi Allah muhafaza 7.2 olacaksa siz şu kadar önceden ben bunu tahmin ederim mi diyorsunuz? Nerede ama? İstanbul'da. İstanbul'da karıncalar. Mesela diyelim İstanbul'da. Karıncaların ya da genel mi? Söyleyeceğim. İstanbul başka. Ama dünyanın geneli başka bir olay. İkisini birbirinden ayıralım. Serdar Hocam, sizin sorduğunuz nokta Marmara mı? Türkiye genelinde herhangi bir yer mi? İstanbul diyelim. İstanbul diyelim. İstanbul'da, İstanbul'da, İstanbul'da karıncaları koydunuz. Enlem olarak diyelim ki... biz İstanbul'da deprem tahmini yaptık. %80 diyorum onun başarı oranı. Eğer karıncalar hareket etmezse İstanbul'da deprem yok diyoruz. Hmm. Karıncalar lokal olarak... Yaptınız mı bunu? Tabii. O zaman var mı yok mu? Ne dedi karıncalar? Değil. Şu anda yok. Şu anda yok. Bir şey yok. Şu peki, anda yok. Bu iyi bir haber. İnşallah o tahminler doğrudur. Peki bugüne kadar tahminlerinizin yüzde kaçı doğru çıktı? Diyelim son 10 tahmini kaçı tuttu? 2010 yılındaki tahminlerim, 2013 yılına kadarki tahminlerim %80 başarı oranı vardı. 2013 yılından 2015 yılına kadarki tahminlerde biraz daha yükseldi. Ama çünkü 3 tane makale yazdım, sempozyumlara katıldım. Oralarda bilimsel olarak biz bilim kurullarını anlattık. Ama Türkiye'de deprem tahmincisi, bilim insanı olmadığı için ve bu konuda da yeterli bilgiye sahip olmadıkları için daha çok da üniversitelerdeki, yani atmak istemiyorum ama egodan kaynaklı bir takım şikayetlerim var. Gerekçesiz bir makale kabul edilmediği takdirde nedir olay? Gerekçesiz ama. Gerekçesiz kabul edilmezse egodur. Yani diyorsunuz ki benim bu tahminim %80 başarı yakalamama rağmen dikkate alınmıyorum. Almadılar efendim. Yani Antalya'da coğrafya sempozyumuna katıldık. Makalemi incelediler. İki tane profesör dedi ki makaleniz yurt dışında yazılacak. Arkasından bir mesaj geldi. Başkanımız kabul etmedi. Neden? Gerekçe yok. Gerekçe yok. 9 tane kitap yazmış. Yani bilimsel bulunmuyor mu? Deniliyor ki ego yaptığınız var, araştırma... Ego var. Hayır. Yani üniversitelerdeki bilim kurullarını bu kadar koruma altına alınmaması lazım. Nedeni şu, yerin çekirdeği gibi koruma altındadır bilim insanları. Çünkü ben dışarıdanım. Eğer bir bilim insanı olsa bunu şikayet edemez şu anda burada. Evet. Üç tane makalenin geçersiz, yani geçerli bir mazeret göstermeden kabul edilmemesi doğru bir olay değildir. Bilimin gelişmesine engel bir olaydır. Bir asistan veyahut da bir öğretim üyesi bunu burada dile getirmesi mümkün değildir. Ama ben emekli bir öğretmenim, hiçbir şey yapamazlar bana. Yapacakları tek şey makalemi kabul etmezler. Ben de 3 tane yazdım. 3 taneden sonra halka gideceğim dedim.
üniversitelere bundan sonra makale yazmayacağım dedim. 2016 yılından sonra ve yazmıyorum artık. Halka anlatıyorum. Diyorum 30 saat hangi üniversite isterse 30 saat dersimi alsın. Orada meraklı olanların 43 hepsi, mesajınızı okuyacağım. Hepsi deprem tahminçisi olur. Ve bunu yaptım, uyguladım şu anda sosyal medya üzerinden. Deprem tahminçisi yetiştirdim. Arkadaşlar şu anda deprem tahminçisi. Peki olur. Hocam, şöyle bir soru var. Bugün çok tuhaf bir şey oldu. Şu anda size söylüyorum bunu. Öğleyin eve geldiğimde mutfak lavabosunun üzerine ve sabunluğun altına girmiş yarım avuç kadar karınca dolmuştu. Dikkatimi çekti siz bunu söyleyince. Diyor. Bakın biraz önce bir şey söyledim. Aydın'da. Bunları araştırmak bilimsellik adı altında olur. Bilimsel bir şey olur, laboratuvar olur. Ne diyorum size? Yuvasını görmediğim karıncanın hareketini anlamam. Peki. Türünü anlamadığım karıncanın hareketini anlamam. Karıncanın Türkiye'de 300 tür karınca var. Hangi tür hangi davranışı gösterecek bilemezsiniz incelemeden. Hı. Araştırmadan. Gözlemlemeniz lazım. Tabii süreç yani. Gerekiyor. Gözlemleyeceksiniz. Normal davranışları nedir? Anormal davranışları nedir? İnsanları da öyle gözlemleyeceksiniz. Hocam süremiz azalıyor. O halde Serdar Bey yine araya girip soru sorabilirsiniz. Evet. Görsellerimiz var. Az önce hemen başlayalım. Tamam hemen. Dedim ki buyurun. Evet. Hemen. Şimdi ben şunu sormuştum hocam. Dedim ki atmosferde işte bu, gökyüzünde... Aynen. Görmeden yerleştirdim bunu, kusura bakmayın. Hemen bunu anlatayım bir. Tamam, ondan bunu anlatayım diğer. Ben yine soracağımı soruyorum. Efendim, şimdi, nedir bu? Galileo termometreyi buldu, sıcaklığı ölçtü. Ama sıcaklığı etkeden faktörler arasında depremleri koymadı. Hmm. Ben sıcaklıkla deprem tahmini yapıyorum. Sıcaklıkla? Evet, sıcaklıkla. Peki, şimdi nasıl? Burada gördüğünüz olay iki tane... Doğru var. İkizkenar üçgenimiz var. Bizim en soğuk günümüz 3 Şubat. Ve gün ortası sıcaklığımız 8. Gece sıcaklığımız 0. Yani özür dilerim, hangi tarihe baz aldınız? İstanbul. İstanbul bu İstanbul. 2020 mi? Hayır, bu birinci sizin görmediğiniz bir şey. Ha, gelince Recep'e tamam, verdim anlatın bunu. Hocam. Şimdi eğer doğru bu şekilde ikizkenarsa... Burada şunu diyoruz, bu normal, mevsim normali sıcaklığıdır. Doğrudur. Burada zikzak yapmaz sıcaklık. Hı hı. Zikzak yaparsa nedir? Deprem işaretidir. Yani İstanbul'da sıcaklığın, mevsim normali sıcaklığının yükselmesi ve düşmesi bir yerde bir depremin işaretiyle ilgilidir. İstanbul'la ilgili değil. Bir farklı yerde, bir bölgede. Evet. Çok yakın bölgede ama uzak bölgede değil. İstanbul'u merkez olarak alıyorsunuz daire içine ve bu daire içine aldıktan sonra 1200 kilometre yarı çapında bir daire çiziyorsunuz. Bu dairenin içi ve dışını araştırıyorsunuz. Ha, siz o halde günlük meteoroloji raporlarını inceliyorsunuz. Raporlarını da inceliyorum. Kendim de burada 183 günde 20 bilinmeyen depremi çözen kişi sıcaklıkla deprem tahmini yapabilir. Neden 20? Çünkü 3 Şubat'ta bizim gün ortası sıcaklığımız 8, gece sıcaklığımız 0. 3 Ağustos'ta bizim gün ortası sıcaklığımız 28, gece sıcaklığımız 20. O zaman 20 derece bir neyimiz var? Denklemimiz var. 20 bilinmeyen denklemi çözdüğünüzde nasıl çözülüyor? Deprem tahmincisi olabilirsiniz. Çünkü buradan zikzak yapacak ya. Hı hı. Zikzaklar depremle ilgili olacak. Ve o depremin nerede olacağını çözmek içindir bu. Biraz daha bunu sadeleştirir misiniz hocam? Sadeleştiriyorum. Daha iyi anlaması için. Bir yıl inceliyorsunuz. Bir yıl incelediniz. Tamam mı? Bir yıl incelediniz, iki tane doğruyu inceledi. Sıcaklık farklarını incelediniz. Evet, ikinci yıl karşılaştırıyorsunuz. Ha, şimdi oldu. Üçüncü yıl deprem tahminçisi oluyorsunuz. Bir daha söyleyin, üçüncü yıl? Birinci yıl inceliyorsunuz sadece. Tamam. İkinci yıl karşılaştırıyorsunuz. Geçen yılki sıcaklık ortamaları. Evet, üçüncü evet. Yıl deprem tahminçisi oluyorsunuz. Bu hani meslek yüksek okullarında. Karşılaştırınca... Üniversiteleri düşünün. Bir, giriyorsunuz genel kültür alıyorsunuz. Tamam. İki,
karşılaştırıyorsunuz o genel kültürle. Tamam. Üçüncüsünde ne yapıyorsunuz? Mesleki eğitim alıyorsunuz. Bu ona göredir. Ha, ne olursa deprem olur ama işte o sıcaklık 1 ve 2 arasındaki farklar farklı olunca. Ben söyleyeyim. Bugün meteoroloji ne dedi? Kuvvetli yağış olacak dedi. Sarı ikaz dedi bugün. Kuvvetli yağış olacak. Evet. Sen oldu mu? Olmadı. Neden olmadı? Bilmiyorum. Neden? Deprem kuvveti organize sistemi diye bir sistem var. Deprem kuvveti. Organize olarak sistemli bir şekilde basınç oradaki bulutları alıyor, doğuya doğru gönderiyor. Onun için olmadı. Çünkü basınç var şimdi Ege. Hangi basınç? Veyahut da... Alçak mı yüksek mi? Efendim? Alçak yüksek, yüksek basınç. Yüksek basınç var. Yaz ayı, evet. Neden? Deprem çünkü bir enerji çıkarıyor. Bu enerji yeryüzündeki sıcaklıkla karşılaştığı zaman... İşte burada meteorolojinin tahmini saptırıyor. Tutmuyor. Yani şunu mu diyorsunuz? Saptırıyor. Yerdeki enerji açığa çıkmadığı için bu yağış gerçekleşmedi. Doğru mu? Yerdeki anladım? Enerji açığa fazla çıktı. Hayır, fazla çıktığı için gerçekleşmedi. Fazla çıktığı için. Tahmini saptırdı. Neydi o yerde açığa çıkan enerji neydi? Ne enerjisi? Şimdi bu? Gösterelim. İki, evet, bundan sonrakini alalım. İlginç. Evet, şeyler. Şimdi... Asıl olay yerin burada. Asıl olay burada. Burada çekirdek var. Çekirdeğimizde bizim... Yerin en alt katmanı mı? En alt kat. 7300 derece sıcaklık. 6371 kilometrede 7200 derece sıcaklık. Yani yaklaşmış. Peki 5150 kilometrede 4300 derece oldu sıcaklık. Tamam. Düştü. Bu yukarı doğru çıkarken... Yani yeryüzüne, yükle evet, doğrudan. Sıcaklık düşüyor. Ve 650 kilometrede 870 derece sıcaklığımız var. Peki bu kabuğa gelince kabuğu yardı dışarı çıktı. Ne kadar sıcaklık çıkıyor dışarı? 40 mı? Yaklaşık 40. Olarak ben hesap ettiğimde 40. 40 mı? O yaklaşık. Şimdi bu bilimde yok. Kabuk yarılır. Hesabı ama neye göre yaptınız? Kabuk yarılır ne çıkar? Enerji. Enerji ne? Sıcaklık o mu? Tamam. Nereye sıcaklık gidiyor? Çıkıyorsa yeryüzündeki sıcaklıkla karşılaştığı zaman ne yapar? He. Rüzgarın hızını artırır. Olay burada. Korkun. Yani o geçenki hortumundan mı kaynaklandı? O lokaldir hortumlar ama. Ha, peki o farklı. O farklı. Siz daha böyle makro. Evet, daha geniş, tamam, açıdan, geniş açıdan alacaksınız. Var. Diyelim ki burada 40 derece sıcaklığımız çıktı ama o 40 derece sıcaklığı siz hissedemiyorsunuz. Niçin? Bir anda çıkıyor ve geniş bir alana yayılıyor. Ama bunu kim hissediyor? Yeryüzündeki güneşten gelen sıcaklık hissediyor. Bir saniye kafam karıştı. Bu son zaten günlerde, kafa karışır burada. Evet. Son günlerde duyuyorsunuz. Son günlerde bunaltıcı bir hava var ya. Hani durduğunuz yerde şıpır şıpır terliyorsunuz, nefes alamıyorsunuz. Son birkaç gündür. Ne? Kaç derece sıcaklık oldu? Ya bilmiyorum kaç bizim derece. Bizim normal sıcaklığımız şu anda 24. Ha şunu soracağım. İstanbul'un. Yani buradan aşağı çıkan, yerin katmanlarından çıkan enerjiyle bunun bir alakası var mı? Yerden çıkarsa 40 derece sıcaklık yeryüzündeki sıcaklığı artırır. Bitti. Olay bu. Yani bunaltı dediğiniz olay o. Ama sıcaklık artıyor. Evet. Böyle sıcaklığı artırır. Peki. Neredeki sıcaklık? Ha, nefes alınamaz derecede. Nerede olan bir deprem sıcaklığı artırır? Ege Denizi'nde olan bir deprem, 4.2'lik deprem sıcaklığı artırdı. Tamam, o da oldu, bitti. Sıcaklık yani, bir gün önce sebebi o çıkan enerji. Depremdir. Tamam. Deprem düşürmesi de depremdir. Enerji. Yükseltmesi de deprem. Mesela deprem nasıl düşürüyor? 17 Temmuz 2017 tarihinde İstanbul'da hücre oldu, değil mi? Hücre. Yani arabaları kırdı, dolu yağdı. Peki nerede deprem oldu? 3 gün sonra nerede? Gökova'da. Bize yağmur ve dolu, Gökova'ya deprem. Gökova depremi bizi yağmur ve doluya tuttu. Orada çıkan enerji. Tabii. Bizde yavaş yavaş çıkardı, orada bir anda çıkıyor. Tamam, şurayı netleştirelim. Şimdi yerin katmanlarından çıkan enerji atmosfere kadar gittiğinde ne oluyor da bu şiddetli yağışlar ya da dolular oluyor? Yeri yardı. Farklılıklı, evet. Yeri yardı. Yeri yarıp çıktığı zaman bu anlıktır, o andaki olan depremin enerjisidir. Peki yeri yarmadan önce sızarak çıkan enerji nedir? Abi de böyle. O da işte meteorolojik olayları hem olduktan sonra hem de olmadan önce meydana getiriyor.
iki defa etki ediyor o meteorolojiye. Ama bunu dünyada 17 bin meteoroloji istasyonu radarlarını izlemiyorlar. Radarlarını deprem sonrası izleseler depremin ne iş yaptığını görecekler. İzlemedikten sonra göremezler. İlginç. Bunu ne yaptık biz? 300 bin defa uydu görüntülerinde Atlantik Okyanusu'ndan gelen sütçü bulutlarının Afrika'dan geçtikten sonra Akdeniz'e giremediği zaman Akdeniz'deki depremin deprem kuvveti organize sistemi yapıyor. Sütçü bulutu nedir? Evet, o da ayrı bir olay. 2010 yılında. Yani soyadının sütçü olduğu için dikkatimi çekti. Evet. Sütçü, coğrafya dersi gördük 8, ama böyle 8, bir bulut duymadım ben. 8 Mart 2010 tarihinde Elazığ depremi oldu. Tamam. 6.0 büyüklüğünde. Buradaki bulutların, süt beyaz rengindeki bulutları biz arşivimize aldık ve bu arşivimize aldıktan sonra Türk Patent Enstitüsü'ne başvurduk. Dedik ki buna bir marka alalım. Çünkü patent almak mümkün değil bulut. Marka alınca da patent kurumuna bir vekalet verdim. İnceledi, dedi ki Kadir Sütçü, buna sütçü soyadını alacağız. Hmm. Yani bu markaya sütçü adı alacağız. Ya almayın bak, dedikodu olur. Ama aldı. Peki. 2012 yılında aldı. 2013 yılında da onu Antalya'da coğrafi sempozyumunda sunmuş. Peki, devam edin lütfen. Şimdi demek ki burayı önce anlamamız lazım. Deprem anında havaya salınan sıcaklık kaç derece? Bana bilim bunun cevabını verecek. Siz bu şimdiye kadar anlattıkların verilere nasıl ulaştınız? Neyi gözlemlediniz? Gökyüzünü, uydu görüntülerini, her yeri. Hmm. 18 saat çalışıyoruz. Gözlemediğimiz bir şey yok. Kaç yıl gözlemden sonra bu verilere ulaştınız? Buraya. Evet. Bu anlattım. Buraya daha yeni ulaştım. 2 yıl önce ulaştım buraya. Tamam. Buraya. Ulaştınız da kaç fotoğraf? Emek sonucunda. 20 yıl emek. Ha, 20 yıl gözlemlediniz bunu. 20 yıl emek. Tabii. Ne, uydu görüntülerini mi? Her şeyi. Şimdi bu iş parayla yapılacak bir iş değil. Bu iş gönül işidir. Bu iş canlıları sevme işidir. Bu iş insanı sevme işi de değil. Dünyadaki tüm canlıları sevme işidir. Bu canlılar üstü bir projedir. Bu siyaset üstü bir projedir. Bu insan üstü bir proje kesinlikle böyle değerlendirin. Ben bilimde reform yaptım ama kabul edersiniz ama etmezsiniz. Bu ayrı bir şey. Bunu köşemde yazarak, yani gazete köşelerinde yazarak insanları deprem tahminçisi yapacağım. Çünkü üniversitelere 3 makalemin nasıl gerekçesiz kabul edilmediğini öğrenecekler. Peki. Evet, diğer fotoğrafı diğer kareyi getireyim. Alalım arkadaşlar. Evet. Şimdi Richter, Amerikalı Richter. Richter ölçeği dediğimiz olay. Sismograf elde ediyor. Yani depremin büyüklüğünü ölçecek. Şiddet ayrı, büyüklük ayrı. Tabii. Büyüklüğünü ölçecek. Diyor ki büyüklüğü ölçerken, ben diyor, işte diyor 2.0'lık bir depremin enerjisini çıktığını görebilmem için 56 kilo patlayıcı denge eşit enerji olacak diyor. Patlayıcı denge. Hı hı. Peki nereye çıkıyor bu enerji? Atmosfere. Ne iş yapıyor? Mevcut bilimde yok ne iş yaptı. Az önce anlattığınız olay. Ben biliyorum ne iş yaptığını. Evet, ama mevcut olarak bilimde yok. 5.0'lık bir depremde 1.800.000 kilo patlayıcı denge enerji çıkıyor. Hiçbir şey yapmaması mümkün değil. Fizik kanun koyucudur. Fizik kanun koyucudur. Uygularsan doğru olur, uygulamazsan yanlış olur. Bu kelebek etkisine göre ne iş yapar? Çıkan enerji ne? Fizik kanun koyucudur. Evet. Kanun koyucuya uyarsan doğru yaparsın, uymazsan yanlış yaparsın. Tüm meteoroloji istasyonları yanlış yapıyor şu anda dünyadaki. Neden? Çünkü bunu araştırmıyorlar. Çıkan 1.800.000 kilogram denge enerji ne iş yapıyor? Evet, bunu hemen hesap etmişler. Yıllık 1000 tane deprem oluyor. Süremiz kalmadığı için, tabii, daha doğrusu azaldığı için. Devam edelim. Şurası herhalde çok büyük bir deprem. 7,5 mi? 10 büyüklüğünde bir depremin çıkardığı. O halde şunu mu diyorsunuz?
56 katrilyon enerji, ne bu? Enerji evet, trilyon. Tamam, trilyon. Şu mudur yani, şunu mu demek istiyorsunuz? Dediniz ya bir enerji var. Tabii. Deprem ne kadar büyük olursa işte patlama enerji kuvveti... Enerji de o kadar büyük olur. Patlama o halde o çok büyük depremlerden sonra çok büyük seller mi gerçekleşiyor? Bu deprem olduğu zaman stratosfere hareket eder. Direkt stratosfere tamam. hareket eder. Yani şuradan yukarısı stratosferde ozon tabakasıyla ilgilidir. 7, 8, 9, 10. Hı hı. Yani buradan aşağısı ise 7'den aşağısı ise troposferle ilgilidir. Hareketlendirir. Yani bulut oluşturur, yağmur yağar, işte ne tamam. olursa. Yani sizin bu söylediklerinize göre 7'nin üstünde bir depremden sonra ozon tabakasını yeniliyor. Ozon Hayır, tabakası. Siz şimdi dediniz ya şuradan hani ben mantıken diyorum. Evet. Sorumun tam meali şu. Diyorsunuz ki deprem esnasında şu kadarlık bir depremde şu kadar kiloluk bir patlayıcı enerji oranında evet. bir enerji açığa çıkar. Maytap patlatın. Heh, tamam. Bu enerji de diyorsunuz çıkıyor. Ki evet. atmosfere gider ve meteorolojik olaylara neden olur. Evet. Ben de diyorum ki deprem... Hem olmadan önce hem olduktan sonra meteorolojik olaylar. Deprem gibi. Büyüklüğü arttıkça şiddeti de zaten artıyor. Dolayısıyla meteorolojik olaylar da artıyor. Ha işte hani sele mi neden oluyor diyorum. Büyük depremden sonra... Sele de neden olur... Her şeye neden olur meteorolojik olarak. Bu gözleminizde var mı? Büyük depremlerden sonra büyük seller olmuştur gibi. Ama. Ya da sağanak, ama ciddi sağanak. Ama depremin olduğu yerde değil. Ha başka yerde. 1200 kilometre yarı çapının dışına çıkacaksınız. Bu neden? 7 bir basınç var. Basınç fazla. O zaman bulutu barındırmıyor çevresinde. Uzaklara götür. Uzaklara götür. Uzaklarda. Rüzgarın hızı fazla artıyor. Ne kadar basınç fazla olursa rüzgarınızı atmosferde tabii yukarıda o kadar fazla oluyor. Bulutları hızlı bir şekilde çevresinden iteliyor. Mesela bugünkü gibi. Bugün şimdi bulutları doğuya doğru gönderen bir basınç var. Bu deprem eğer Yunanistan'da olursa 6-7 büyüklüğünde olur. Türkiye'ye yaklaştıkça küçülür, uzaklaştıkça büyüyecek. Takip edin. Takip edin. Bugünden sonra takip edin. Süresi 72 saattir. Devam edelim. Evet. Bir diğerine geçelim. Şimdi deprem enerjisi atmosfere salınım yaptıktan sonra ne iş yapıyor? Dünyada bir günde 8 milyar 505 milyon 958 bin 5 kilo patlayıcı denge enerji atmosfere salınım yapıyor. Ne iş yapıyor? Ne iş yaptığını bana kim söyleyecek? Deprem bilimciler mi söyleyecek? Meteoroloji mi söyleyecek? Yer ve uzay biliminden kimin görevidir bu? Kimin görevi ise araştırmamıştır. Araştırmadığı için bu insanların ölümüne sebep oluyor. Çünkü depremli ne diyoruz? Her canlı bir deprem bilimcidir. Benim bir gün bacağım ağrırsa, romatizma gibi... Doktora gidersem bana ne yapar? İğne verir veyahut ilaç verir. Hayır efendim, bunu deprem enerjisi yaptıysa bana onu verme. O zaman öğren bunu, ne iş yapıyor? Peki. Havada iki tane enerji var. Bir güneş enerjisi, iki deprem enerjisi. Deprem enerjisinin ne iş yaptığını bilmeyen Dünya Sağlık Örgütü doğru karar veremiyordur şu anda. Canlılar için söylüyorum. Devam araştırılması edelim. Gerekir çünkü çok önemli bu. 8 milyar 505 milyon 958 bin 5 kilo patlayıcı denge enerji atmosferde hiçbir şey yapmıyor anlamı söyleyemezsiniz. Canlılara ne nasıl etki eder, nasıl etki etmez bunun da kararını inceleme ve araştırma yapmadan veremezsiniz. Peki devam edelim. Evet. Sistem bu. Devam edelim. Bir diğer bir sonraki. Kare, bir sonraki. Evet. Bu nedir? Şimdi burada dünyada 9 fay yoğunluğu bölgesi var. 9 fay yoğunluğu bölgesinde eğer dünyada bu varsa peki dünya ne iş yapıyor? 9 paletli fay, 9 paletli bir dozer düşünün. Paletler arasında enerji sıkışıyor. Döndükçe ne yapacak? Bu enerji dışarı çıkacak. Demek ki dünyanın döngüsü için ihtiyaç bu enerji. Hmm. Ve her gün,
her gün bir tane beşlik deprem dünya atmazsa ben hastalandı dünya derim. Bir tane beşlik. Grip olmuş demektir yani. Evet. Gaz çıkaramıyor derim bebek. Peki sonra o gaz birikince dünya hapşurunca ne oluyor? Biraz daha fazla enerji çıkıyor ve deprem da... büyüğü yükseliyor. O halde şu mu? Günümüzde özellikle 2019-20'de sürekli deprem oluyor. Olması gerekiyor. Tam bu o zaman iyi. Hayır, onu anlatacağım. Türkiye'nin durumunu anlatacağım. Hayır, dediniz ya o zaman işte enerji... Hayır, o ayrı. O ayrı. Ben günlük olarak diyorum. Günlük bir seyri var, deprem seyri var. Bu günlük deprem seyrinde bu fay yoğunluğunda bir tane beşlik atması lazım. Bir tane beşlik atmadığı gün yaklaşık olarak dünyada bir iki gün olur. Değerli yönetmenim kaç dakikamız var? 10 dakika, birazdan Serdar Bey'e döneceğim Ankara'ya. Bitmedi ki. Ben pazar günü de sizi davet ederim. Tamam. Anlatırsınız inşallah. Tamam. Şimdi demek ki 9 paletli bir dozer gibi çalışıyor. Biz bir paletli bir dozer gibi çalışıyoruz. İnsan. Bir paletli dozer gibi çalışıyoruz. Bu 9 paletli. Peki. Buyurun lütfen süre. Evet, devam ediyoruz. Çok kısa, onu da hemen özetleyin. Geçelim. Peki. Sonra tamam. Ankara'ya döneceğim. Tamam. Size... Pazar günü de söz vereceğim. Tamam. Pazar günü de bu stüdyoda da bu dünyanın, ağırlayacağım. Dünya ve Türkiye depremselliğidir. Dünyada 2011 yılından beri 9 büyüklüğünde bir deprem olmadı. Dünya bekliyor. En kısa zamanda. Aa, çok önemli şey. Bir daha söyleyin. Bu istatistik veri, ben değil. Bir daha lütfen. 2011 yılında 9 büyüklüğünde deprem oldu. Şu ana kadar bakın 8,5'un üzerinde deprem olmadı. 9 yıl. 10 yıldan beri. Evet. Mutlaka 8,5'un üzerinde bir deprem bekliyor. Ya 2020 olur ya 2021 Dünyanın olur. Herhangi bir noktası. Evet. Biz var mıyız bunun takip için? Ediyoruz. Türkiye var mı bunun Türkiye için? Olup olmadığını takip ediyoruz. Allah korusun. Takip ediyoruz. Yani bu önemliydi. Evet, bunu geçelim. Burada bu kadar yeter. Tamam. Ankara'ya döneceğim. Hayır. Bu fotoğrafı geçelim. Bir sonrakini verin. Kadir Bey, Ankara'ya döneceğim. Burası önemli. Tamam lütfen. Burası Türkiye. Ankara'daki Serdar Bey'e ayıp oluyor. Tamam. Türkiye'de bu yıl 30 tane 5-0 üzerinde Türkiye'nin çevresinde ve Türkiye'de 30 tane 5-0 üzerinde deprem oldu. Türkiye'de 2003 yılından beri incelediğim deprem sayısı 21'dir. Bu sene 30 oldu. Büyük bir depremi çağrıştırıyor, haberiniz olsun. Önemli oturalım bir şey söyleyeyim. Yani. Tamamlayamadık ama pazar günü devam edeceğiz kaldığımız yerden. Peki. 30 saat eğer davet ederseniz herkes deprem tahminçisi olacak. 30 saat davet edersen. Evet. Ben 30 saat geleyim hocam. Tamam. Ben sonra anlatayım. Saat sosyal medyadan vereyim. Sosyal medyadan deprem tahmini. Tamam. Yap. Ben de her gün bir saat anlatayım, tamam. Ve bütün Türkiye deprem tahminçisi olsun. Evet. Serdar Bey. Peki son 9 dakikamız. Serdar Bey, aslında önemli bir gündem maddesi vardı. Onu da es geçmek istemiyorum. Ayasofya deniliyor ki Danıştay kararını verdi. İmzaya bir tek imza kaldı. Artık Ayasofya ibadete açılacak. Buyurun. Böyle bir iddia var. Evet. Öncelikle Sayın Sütçü'ye teşekkür ediyorum. Şundan dolayı uzun yıllar boyunca emek vermiş ve iddiası var. Evet. 3 tane üniversitenin ilgi göstermediğini söylüyor, reddettiğini söylüyor. Buradan tabii Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum'a da çağrı olsun. Yani bu işlerle ilgili bürokratlar var ya da işte bilim adamları var, ilim adamları var. Uzun uzadıya dinlesinler. Yani emeğe saygı göstermek lazım, iddiaya saygı göstermek lazım. Buradan kaybedilecek bir şey olmaz. Yani bürokratlar ve işte üniversitedeki akademisyenler bu işle ilgili vakit bulamıyor değiller. Böyle bir konuya vakit bulamaz da değiller. Bir heyet olarak dinlemelerini biz buradan çağrısında bulunalım. Şimdi Ayasofya meselesi, ben 15 Temmuz'da bu açılışın olacağına dönük tahminimi dile getirmiştim o Danıştay ilk duruşmasının olduğu gün. Hı-hı. Danıştay oturumunun olduğu gün. Bana da o şekilde bilgiler geldi. Yani Danıştay'dan oy birliğiyle böyle bir kararın çıkacağı yönünde, ama zaten biliyorsunuz Danıştay'ın karar vermesi de illa gerekmiyor. Biraz daha elini rahatlatır tabii ki siyasi otoritenin, ama yargı boyutuyla sonuçta idari bir karardır ve bu iş artık ertelenemez noktaya geldi. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı da, Sayın Dışişleri Bakanı da bu işin kendi iç işimiz olduğunu ve
açabileceğimizi, açacağımızı söylediler. Bununla birlikte tabii İstanbul Sözleşmesi ile ilgili de Sayın Numan Kurtulmuş'un verdiği mesajlar var ki, bu da Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla verildi. İstanbul Sözleşmesi'nin de bu 15 Temmuz'da mı olur, bu şey mi olur artık, milletin, vatandaşın bu kadar büyük tepkisi varken ve bu kadar büyük zararları da ortadayken, femi faşist baskıları aldırmaksızın ortadan kaldırılması lazım. Bu süresiz nafaka gibi uygulamaların, çocuk hacizi gibi uygulamaların, erken evlilik meselesiyle ilgili geçmişteki bugüne uzanan mağduriyetlerin giderilmesi lazım. Ayasofya başlığı bu şekilde. Bir de müsaade ederseniz, Emin Çölaşan'ın bir yazısı üzerinde durmuştum ben, dünkü bir yazısı üzerinde. Hı hı. Durup dururken Emin Çölaşan birden rahmetli Erbakan Hoca'ya Sözcü'deki köşesinde saldırdı, iftiralar attı. İşte din sömürücüsü dedi, palavracı dedi, birçok şey dedi. Bunları tekrarlamak istemiyorum. Vefat etmiş ve bu ülkeye büyük hizmetleri bulunmuş bir eski başbakan. Bu milletin kalbinde zaten cenazesinde de gördük merhuma gösterilen ilgiyi. Emin Çölaşan'ın bu şekilde saldırmasını tabii ki biz kınadık ve bunun anlamı üzerinde durduk. Yani Emin Çölaşan bununla niçin uğraşır? Ben şöyle görüyorum, 28 Şubat gerekirse 1000 yıl devam edecek diyorlardı. Demek ki 28 Şubat'ın sürdüğünü düşünüyorlar. Biliyorsunuz Emin Çölaşan 28 Şubat sürecinde çok önemli bir rol üstlenmişti ve o zaman medya grupları vardı. Beşli Çete denilen bir oluşum da vardı. Bunlardan hiç hesap sorulmadı. İşte hesap sormazsanız başınıza bunlar gelir. Aynı yazıda Sayın Erdoğan'a da hücum ediyor Emin Çölaşan. Emin Çölaşan'ın aynı yazıda hem Sayın Erdoğan'ı hem rahmetli Erbakan Hoca'yı hedef almasının anlamı üzerinde de durmak lazım. Özellikle Saadet Partili kardeşlerimizin durması lazım. Demek ki bunlar için rahmetli Erbakan Hoca'ya duydukları nefret neyse, kin neyse, Sayın Erdoğan'a duydukları nefret ve kin de odur. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'na, rahmetli Adnan Menderes'e, rahmetli Turgut Özal'a da aynı şekilde kin duyuyorlar. Niçin kin duyuyorlar? Bunun üzerinde durmak lazım. Yine Ayasofya gündemi içerisinde şuna da dikkat çekmek lazım. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde bir CHP milletvekili çıktı ve dedi ki, bırakın dedi Ayasofya'yı camiye çevirmeyi. Biz Sultanahmet Camii'ni müzeye çevirmek istiyoruz dedi. Bu zihniyetin üzerinde özellikle durmak lazım. Yani bir takım kazanımlar var diye, işte başörtüsü serbest bırakıldı diye, efendim 18 yıllık bir iktidar süreci var diye işte Türkiye'nin değiştiği zannedilmesin. Yani bu 28 Şubat refleksi dimdik ayakta ve tehditkar bir şekilde ortada duruyor. Bu konularda da bu vesilelerle son derece uyanık olmak lazım. Yani siyasi iktidarın konjektürel uygulamalarından dolayı bir takım yasakların geri gelmeyeceğini, baskıların geri gelmeyeceğini, 28 Şubat şartlarının geri gelmeyeceğini düşünmek son derece yanlış olur. Son derece dikkatli, son derece bu konularda uyanık olmak gerekiyor. Yani Emin Çölaşan aslında bir niyeti ortaya koymuştur. Emin Çölaşan'ın rahmetli Erbakan Hoca'ya saldırılarını özellikle Saadet Partili kardeşlerimizin çok sağlıklı bir şekilde değerlendirmesi lazımdır. Kimileri konjektürel olarak çeşitli işbirliklerini deniyorlar ama sonuçta şunu gördük. Efendim AK Parti'de, Yeniden Refah Partisi'de, Saadet Partisi'de aslında son tahlilde bunlar için aynı. 28 Şubat zihniyeti rahmetli Erbakan Hoca için de, Sayın Erdoğan için de, Sayın Fatih Erbakan için de aynı şeyleri düşünüyor. Geçtiğimiz günlerde Sayın Fatih Erbakan'ın son derece iyi niyetli bir beyanından dolayı derin sol medyanın nasıl kendisine hücum ettiğini, nasıl saldırdığını gördük. Demek ki bunlar arasında bir fark görmüyorlar. Yine unutmayalım, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'na da sağlığında çok saldırmışlardı, çok hedef almışlardı. Bir takım cinayetlerle bile ilişkilendirecek kadar ileri gitmişlerdi. Demek ki rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu için de aynı şeyi düşünüyorlar. Niye bu çerçeve için bunları düşünüyorlar ve önümüzdeki döneme dönük bunların bu zihni arka planında ne var ve ne yapmak istiyorlar? Bu konularda da uyanık olmak lazım diyorum. Yeniden Sayın Kadir Sütçü Beyefendi'ye teşekkür ediyorum ve yetkililerin ilgisini istirham ediyorum. Biz bu konunun uzmanı değiliz. Kendisi 20 yıl boyunca bunun üzerinde çalışmış ve iddiası var. En azından bir ilim adamının, bir bilim adamının, en azından bir bu işe yürek vermiş bir insanın emeğine saygı olarak bir dinlemek, izlemek ve uzman gözüyle ama
dikkate almak gerekiyor diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. O halde siz de YouTube hesabından bir röp ya da bir söyleşi yaparsınız herhalde. Yani sizin teknik imkanlarınız çok daha geniş. Ekrana o şeyleri ayrıntılı ayrıntılı şey yaptılar. Bir de anladığım kadarıyla Sayın Kadir Sütçü ile çok uzun bir yayın yapmak gerekiyor. Kesinlikle. Bir de pazar günkü yayın için naçizane, evet naçizane istirhamın bir işte hani o konunun teknik boyutlarında çok iyi bilen bir şey olursa, hani bir uzman olursa belki daha da konuyu açacak şeyler sorup, şu anda vatandaşın merak ettiği mesele acaba bu işin deprem tehdidini, deprem endişesini yaşayan vatandaşa, ülkemize ne faydası olur? Yani sonuçta buraya gelmesi lazım. Nihai soru bu. Yani bütün bunları bildik. Bütün en bunları sonda bildik. Sorulacak kardeşim, soru evet. En sonunda ne yapacağız yani bunu? Yani ne yapabiliriz? Ne olur? Bizim güvenliğimizin sağlanması noktasında ne gibi bundan istifademiz olur? Sonunda vatandaş ona bakacaktır. O sorunun cevabının ben de izleyeceğim yayını inşallah. Pazar günkü yayınızda inşallah o soru net bir şekilde verilir. Tabii burada iki bölüm, hatta üç bölüm olduğu için, iki bölüm oldu, üç bölüm oldu. Tabii vakit sıkıştı. Evet. Ama çok ilginç bir konu olacak pazar günü. Başarılar diliyorum size de. Teşekkür ederiz Serdar pazar Bey. Günü için. Ağzınıza sağlık. Ben de teşekkür ederim. Kadir Bey. Sağ olun. Buraya kadar geldiniz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Şimdi izleyicilerin de istirhamı var. Kadir Bey'e daha fazla söz hakkı lütfen verin diye. Anlaşılan konu dikkat çekmiş. İlginç geldi. Çünkü daha önceden duymadığı konular. Dolayısıyla yarım kaldığı için, ben de tam soracaklarımı soramadığım için pazar günü sizi bir kez daha davet edelim. Ve pazar günü çok daha fazla bir sürede çok daha fazla söz hakkı verelim. Pazar günü saat 9.30'da sizi burada ağırlayalım. Ve dolayısıyla sizin bu anlatacaklarınız yarım kaldığı için tamamlamanıza vesile olalım. Bu teklifinin içinde çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, pazar günü sevgili izleyiciler sabah 9.30'da Kadir Sütçü Beyefendi'yi burada ağırlayacağız. O görseller üzerinden yine devam edeceğiz. Serdar Bey de önemli bir noktaya değindi. Peki bütün bunları bilirsek ne olur? O soruyu da en sonunda soracağız inşallah. Allah nasip ederse pazar günü bu ekranda Kadir Bey'le bir kez daha karşınızda olacağız sevgili izleyiciler. Yine asıl mesele de haftaya, çarşamba günü 20.30'da bir kez daha benim sunumumla inşallah karşınızda olacak. Hayırlı geceler diliyorum. Allah'a emanet olun.